Akşam TV'den herkese merhaba. Gündem haberlerin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla bugün de karşınızdayız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Birleşmiş Milletler tarafından 1 milyar engellinin yaşamına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için uluslararası bir gün olarak kabul edilen özel bir gün. Hadi hep birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelleri kaldırmak için adım atalım. Unutmayalım ki her insan bir engelli adayıdır. Şimdi sizlere önemli bir mesaj ileteceğiz. Siz de bu mesajı işitme engelli dostlarımızla paylaşarak onlara destek olun lütfen. Rakiplerinin önüne geçerek 6. kez ödülün sahibi oldu. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Top ödülünü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Fransız Futbol Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda yılın en iyi erkek oyuncusu seçilen 32 yaşındaki dünya ünlü futbolcu kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından tekrar bu ödüle layık görüldü. Altın topu en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı. İşte Messi'nin ödülünü aldı. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Şimdi de ekranlarınıza sahalarda keşke olsa diyeceğimiz çok renkli bir görüntü getiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki buz hokeyi maçında Hershey Baines hokey takımının taraftarları atılan ilk golün ardından sahayı oyuncak yağmuruna tuttu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı sahaya tam 45.650 ayıcı katıldı. Toplanan oyuncaklar yeni yılda dağıtılmak üzere 40 yardım örgütüne gönderilecek. İşte o renkli görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Bomba imha uzmanlarıyla beraber o da görevini layığıyla tamamladı. Şimdi kameralarımızı Bolu'ya çeviriyoruz. Bolu'da yerli ve milli bomba imha robotu Ertuğrul görev başındaydı. Bölgede ihbar sonrası gidilen şüpheli bir paketi kamera ve yön sensörleri bulunan uzaktan kumandalı bomba imha robotu Ertuğrul patlattı. İşte o anlar geliyor. Kontrolü patlama. Kontrolü patlama. Bugünlük bizden bu kadar. Akşam Story'yi Bolu'dan gelen bu görüntülerle noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Akşam TV'yi takip etmeyi unutmayın.